Bugün motorumuz ile gövde arasına motor takozu, motor kulağı tabir edilen otomobillerde, hava araçlarında, başka birçok taşıtta kullanılan motor ile gövde arasına ki ilişkiyi kuran motor takozu uygulayacağız uçağımıza. Amaç gene gövdedeki titreşimi azaltmak. Bunları AliExpress'ten aldım. Bunlar 3 milimetrelik. Bir tarafı erkek, bir tarafı dişi motor takozları. Yani bunun bir tarafını motora takıyorsunuz. Bir tarafını da kendi plate'ini sabitliyorsunuz. Gördüğünüz gibi esniyor. Amaç gövdedeki titreşimi almak. Gövdeye giden, özür dilerim, gövdeye giden titreşimi almak. Yani motorun titreşimlerinin gövdeye gitmesini engellemek. Şimdi motorumuzu gövdeden ayırmaya başlıyorum yavaş yavaş. Bu arada ben gövdeye giden titreşimleri engellesin diye daha önceden motorun bağlı olduğu şu yuvarlak parçayla bu parça arasına otomobil motorlarında, motosiklet motorlarında falan kullanılan sıvı conta, silikon sıvı conta uyguladım. Bu bir miktar titreşimi aldı mı? Evet, aldı. Çok küçük bir miktar. Yani şu kısma sürmüştüm. Şu diskin bu taraflarını sürmüştüm. İşte bir miktar aldı. Şimdi hani bence olması gereken gerçek şeyi uyguluyoruz. Bu aslında içten yanmalı pistonlu model uçak motorlarında tabii daha da önem kazanıyor. Onların titreşimi çok fazla. Bizim elektrik motorların titreşimi biraz daha az ama gene de balans vesaireden dolayı gövdeye titreşim gidiyor. Bu da seslere, işte kamera kullanıyorsanız kameraya vesaireye kadar ulaşıyor. Bunu gidermek amacımız. Bu arada bu altta pullar görüyorsunuz. Bakın bu üst taraf sıfır öptüğü halde motor buraya. Altta pullar var. Bunun amacı, onu da bir anlatayım şeye geçmeden önce. Yani bildiğim kadar bu arada tabii ki eksiklerim olabilir. Bunları da siz açıklamalar, yorumlarda vesaire tamamlayabilirsiniz. Sevinirim. Buradaki olay aslında şu motor milinin, yani şu milin itkinin daha doğrusu burada gördüğümüz CG borumuz diyelim şöyle. Bu itkinin bu açıdan, yani motor milinden bunun içinden geçmesini sağlamak. Eğer üstünden geçerse, yani motor öyle olursa, bu sefer itki buraya gidince otomatikman uçağın burnunu aşağıya itmek istiyor gaz verdiğinizde. Özellikle ani gaz açarsanız sürekli kafayı ezmeye çalışıyor. Tersini çok yaparsanız bu sefer de bunun altından geçip bu sefer de kafayı dikmeye çalışıyor. Yani tahterevalli gibi düşünün. Buradan tuttuğunuzda iki yana burnunu havaya kaldırıyor ya da aşağı indiriyor. Onun için mümkün olduğu kadar bu mil açısını, şu milin yani itkinin bunun içinden geçirmeye çalışın. Olabildiğince. Olabildiğince ama yani bu şekilde mesela monte ederseniz bunu otomatikman bu çok yukarıdan gideceği için, dümdüz gideceği için bunun burnu sürekli uçağın burnu sürekli aşağı inmeye çalışacaktır. Yani açılı olması gerekir. Önde de aynı şey geçerlidir. Bu iterken bunun içinden geçiyor. Öne de taktığınızda içinden geçirmeye çalışırsınız. Yani önden motorlu uçaklarda hani 3 derece aşağıya işte sağa filan verilme olayı aşağıya olan olay onun da crank ekseninin buradaki CG'nin içinden geçirilmesine çalışmaktır. Ayrıca motorun şöyle şöyle olması yani sağa ve sola açılı olması da gerekiyor. Bunun nedeni de motor çalışırken sizin motorunuz bu tarafa dönüyorsa otomatikman gövdesi de öbür tarafa burkulmak istiyor. Bu burkulmadan dolayı da uçağımızı yatırıyor bir tarafa doğru. Bu yatırmayı karşılamak için de motorumuzu düz değil işte belli derecelerle sağa ya da sola bu şekilde pullarla. Bu uçakta gerçi bu parçanın kendisinde de var açı. Ama ben çok hoşlanmadığım için ufak tefek oynuyorum. Şimdi
Motor takozlarımızı takarken gene altına bu pulları koyacağım. Deneme sonrasında oynamamız gerekiyorsa gene ufak tefek oynarız. Motorumuzu yavaş yavaş parçamızdan ayırmaya başlayalım. Bu arada parçamızın şuradaki çıkıntısı bu tarafa gelecek. Bunu unutmayalım. Bunun orijinalinde burada bir çıkıntı var. Bunun içindeki bir yuvaya giriyor. Fakat ben orayı kestiğim için şu anda onu kullanamıyoruz. Onun için işaret koyduk. Şimdi de açıyorum. Zaten alttaki yani şu motor elektrik kablolarının bulunduğu kısma ikişer tane hatırlıyorum ama 3 müydü yoksa 2 ya da 3 tane pul koymuştum. O pulları tekrar koyacağım. Bu dışına koyduğum pullar ise cıvatalarımızın uzun olmasından kaynaklı motorun içindeki bobinlere değmeyelim diye. Yani buraya taktığımız cıvataları eğer çok uzun yaparsak bu aradan bobine değeriz. Değdiğimiz zaman motorumuz maalesef ölür. Yani bobin kısa devre olur ve çalışmaz hale gelir. Onun için bu cıvataları çok dikkat edin. Gerekirse altlarına pullar koyup birazcık boyunu içeri giren kısmını kısaltmaya çalışın. Bu çalışmada motora bunları monte edeceğiz ama bunu monte ettiğimizde 3 mm bunlar. Yani diş çapı ama görüyoruz ki çok içeriye giriyor. Yani bobine değiyor neredeyse. Bu istenmeyen bir şey. Onun için ne yapacağız? Altlarına motor kısmında bir en az 2 tane deneyelim bakalım. 2 tane hatta 3 tane deneyelim. 3 tane pul koyarak bir taraftan deniyorum şu anda. Bobine uzaklığına bakacağım. Evet, 3 taneyle güzel bu durumda olabilir. Yani bu montajımız bittiğinde bunun nasıl görüneceği şu şekilde görünecek şimdi. Şöyle olduğunu düşünürsek. Bu tarafta, evet. Bu da altta. Şu şekilde. Şu şekilde görünecek. Ve aslında biraz gövdeden dışarı çıkacak. Bunu daha önce denemedim. Nasıl netice verecek bilmiyorum açıkçası. Bayağı da çıkıyormuş. Buradaki yükseltiyle bu biraz böyle olacak ama daha geriye gideceği için nasıl bir etkisi olacak hiçbir fikrim yok. Birlikte uçuşta bunu göreceğiz. Ben şimdi montaja devam edeyim. Bu şekilde monte edeceğim bunları. Motor kulaklarımızı taktım. Üst taraflara 3 tane bobinlere gelmesin diye. Alt tarafa da 4 tane pul koydum. Hem bobine değmesin hem de üste göre çok azıcık açı yapsın diye. Açı derken motoru açı yaptırsın yani. Bağlanacağı parça bu. Demin işaret koyduğumuz yer burası. Şimdi başka enteresan bir konu var bu motorun orijinalinde. Burada gördüğünüz ben buraya bağladım bunu. Fakat fabrika aslında bir tane daha kanal yapmış buraya. İkinci bir kanal var. Gördüğünüz gibi bu kanalla bu kanal arasında açı farkı var. Yani içerideki kanala takarsanız bu elimdeki parçayı otomatikman motor daha açılı duruyor. Yani buna göre daha açılı duruyor ve motor mili de otomatikman CG noktasına daha da yaklaşıyor. Şimdi onu deneyeceğim. Yani buraya takmadım. Daha önceden birazcık kasıyordu. Hani çok sevmiyordu burayı. Bugün takozlarla birlikte onu da bu kanala almayı deneyeceğim. Böylece daha da açımız CG'den geçecek. Yani bu uçakta ben gazlarken çünkü
çok rahat yükselmek istemiyordu. Yani kolu hep çekmek gereği duyuyordum. Yani birazcık böyle gazladığımda tatlı tatlı yükselsin isterim ama o olmuyordu. Bir deneyeceğim bakalım. Belki bu açıyla bir tane de ekstradan alt taraflara koyduğumuz pullarla belki neticeye varabiliriz. Evet, vidaları takmadan şöyle bir monte ettim. İçerideki fabrikanın koyduğu açılı yere monte ettim. Altına da motorun alt vida kısımlarına da yani şu altını yukarı kaldırsın diye birer tane pul ilave ettim ekstradan. Kablolar sıkışıyor mu diye bakıyorum. Yok, burada bir sıkıntı yok. Şimdi hani şu açı nasıl acaba nereye gidiyor diye şöyle uzun bir tel parçasıyla hani olabildiğince tabii ki tam böyle görmemiz zor ama hani yaklaşmış mıyız birazcık? Gördüğünüz gibi çok değil aslında şöyle biraz daha dik olsa daha da şey olacak ama bu sefer de enerjinin bir kısmı çöpe gidebiliyor. Demin söyledim tamam uçağın burnu yukarıya kalkmak ya da aşağı inmek isteyebiliyor ama bu durumda zaten aşağı basacak hafif. Ama daha öncekine göre açısı yüksek. Yani biraz daha iyi bir uçuş olabilir. Bunu uçuşta göreceğiz. Bu arada bu taktığımız kulaklar nasıl bir etki yaptı? Bakın sıkıyorum. Böyle bir esnemesi var. Aşağı tarafta pul taktığımız için aralık biraz arttı. 9 pervane olur mu buraya? Sanmam. Belki 8,5 olur ama gerek var mı? Yok. Yani böyle bu şekilde bir esneme kazandık bu bunlardan motor kulaklarından 4 taneyle. Bu esnemenin itişteki etkisinin kötü olacağını düşünmüyorum. Ancak bozuk motor yani balansı bozuk motor pervanede bu şekilde bir salgıya girer mi ona da çok emin değilim yani ne olur. Bakalım bunu uçuşta nasıl netice veriyor. Olumlu olumsuz. İleride birlikte görürüz zaten. Uçuşa gitmeden yaptığım testte motor takozlarının çok oynadığı için yüksek devirlerde amperlerde saçmaladığını gördüm. Şöyle ki size de paylaşacağım. Şimdi bilgisayar inav içinden output bölümünden motora gaz veriyorum bilgisayar vasıtasıyla. Yani uydu bağlantısı kumanda vesaire yok. Şimdi belli bir gazın üstünde bakın şu anda ama 80'lere çıktığımda %60-80 bakın. Motor ve pervanedeki titreşimler yani balansını yaptık ama ne olursa olsun sonuçta havanın değişmesiyle bile birlikte itiş değişiyor. Motor oynamak istiyor. Takoz oynadığında bir vibrasyona girerek o 4 takoz belli bir frekansa buluşurlarsa salgıya başlıyorlar. Bu salgı ne demek? Yani motorun ana milinin oynadığını gördüm. Motor çok çok oynuyor. Bu da tehlikeli. Yani üst gazlarda başımıza iş alabiliriz. Onun için motor takozları operasyonunu iptal edip yine açımızı yüksek olarak içerki bölüme takarak uçuşumuza geçeceğiz. Motor takozlarını çıkarttım. Takozsuz olarak deneme yapıyorum. Hiç vibrasyon, titreşim hiçbir şey yok. Demek ki motora direkt motor takozu bağlamak elektrikli motorlu uçakta biraz riskli gibi görünüyor. Belki daha sert yani bu elimizdeki takozların hani daha sert bir modeli belki daha değişik netice verebilir ama hani bunun yerine yaptığımız gibi işte güzel bir balans yapmak, motor balansı ve pervane balansını yapmaya çalışmak daha iyi oluyor galiba. Çünkü bunun böyle bu titreşimi
şu gördüğünüz oynaması, rezonans ve devam ederek yani belli bir frekansta oynadığında motoru iyice salgılandırıyor. Bu da anormal bir vibrasyon neden oluyor. Yani %80 gaz açtığımda uçak çok ciddi zangırdadı. Korkutucu dereceydi yani. Tekrar eski sisteme döndüm. Sadece neyi değiştirdim? Bir tane daha pul koyarak eski bağlantı yerine, yani gene şu noktaya, en dış noktaya bağladım. Çünkü içeriye bağladığımda bu motor kabloları riske giriyordu. Yani birazcık kasıntı, oradan milyat yapmak gerekiyordu. Ben de kesip biçmek istemedim. Onun için tekrar dışa koydum. Şu alttaki puldan bir tane daha ilave ettim. Yani 3 tane altta var, üstte pul yok. Dolayısıyla şu açıyı bir tık daha arttırdım. O da şöyle yandan baktığımızda, hani şu boruyu CG kabul edersek, şöyle koyduğumuzda işte bayağı bir yakınız. Yani şu anda bu kafayı aşağı ezecektir. Kendi puluyla vesaire, yani hiçbir şey yapmadan takarsam tabii o zaman daha da çok eziyordu. Yani o zaman şöyle filan da, en azından şimdi bir tık daha şey yaptık. Uçağı düzgün itmesini sağladık diyelim. Neden bütün bu olaylar oluyor? Yani burada bu olduğu için hem büyük pervane kullanamıyorsunuz gövde. Motoru aşağıya alıp şu hizaya zaten alamıyorsunuz. Şöyle bu hizada falan olsa motor da böyle sorunlar olmuyor. Yani CG hizasında. Ön için de aynı şey geçerli. Yani kanat yukarıda olursa mesela mecburen motor aşağıda oluyor. Tam tersi kanat aşağıda oluyor. İşte motor tatlı yukarıda oluyor gibi. Yani bütün olay şu milin, bu motor milinin CG'nin içinden mümkün olduğu kadar bunun içinden geçmeye çalışmasını sağlamak. Geçmeden de olur ama hani çok fazla tadı olmuyor. Yapabildiğiniz kadar yakına getirirseniz motor şeyini, çok daha zevkli ve kararlı uçacaktır uçak.